Eğitim alanında örgütlü sendikalarımızın sayın genel başkanları, değerli yöneticileri, temsilcileri, bugün burada bizimle birlikte olan atanamayan değil, bir kusurları yok ki atanamamış olsunlar, atanmayan öğretmenler. Bugün burada bir önceki seçimden hemen önce iktidar partisinin seçim beyannamesine yazılarak ve bizzat genel başkanınca okunarak kaldırılacağına söz verilen mülakatın sınavda birinci, üçüncü, yedinci olduğu halde sorulan soruya yandaşça bir cevap veremediği için, sorulan soruya birilerine itaat edeceği, sadakat göstereceğini göstermeyen ama liyakatli olduğu halde mülakatta elenen mülakat mağdurlarıyla birlikte ve çağdaş, bilimsel, laik eğitimi hak eden ve talep eden herkes ve onlara destek olmak için burada bulunan herkese partim adına ve bu mücadelenin parçası olan herkes adına hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün burada sözlerime başlarken başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk baş öğretmenimizi, ondan bugüne hepimizi bugünlere getiren, yetiştiren öğretmenlerimizden hayatta olmayanları, özellikle bu dönemde her birimizin yüreğini yakan lise öğretmeni İbrahim Oktugan, son günlerde öğretmene karşı şiddetin sembol ismi olan İbrahim Oktugan'ı, bugün ölüm yıl dönümü olan Türkan Saylan'ı, terör örgütü tarafından katledilen Aybüke öğretmeni, Necmettin öğretmeni, görevine giderken şehit edilen, kazalarda hayatını kaybeden ama bu ülke coğrafyasının dört bir yanında eğitim ateşini elinde taşırken hayata gözlerini yuman rahmetli öğretmenlerimizi bir kez daha burada minnetle anıyoruz. Hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz. Biraz önce İl başkanımla, büyükşehir belediye başkanımızla birlikte andık, hatırladık. Bu meydan Saraçhane, bu meydan tarihi bir meydan. Bu meydan Cumhuriyet tarihinin ilk kitlesel işçi mitinginin yapıldığı, grev hakkı için, örgütlenme hakkı için, sendikal hakları için mücadele edenlerin 31 Aralık 1961'de toplandıkları Saraçhane Meydanı'dır. Saraçhane'den Türkiye işçi sınıfını saygıyla selamlıyoruz. Biraz önce Sayın Genel Başkan'ın ifade ettiği gibi bu meydanda bu kez de o tarihi mitingden 63 yıl sonra bu sefer Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk eğitim mitingi yapılıyor. Bu mitinge gelen, bu meydanı dolduran ve sesi duyulmayanlara, ses olanlara selam olsun. Bir kez daha hoş geldiniz. Bu meydanda bugün sendikalar var, öğretmenler var, atanmayan öğretmenler var, mülakat mağdurları var, müfredata itiraz edenler, direnenler var. Bu meydanda
yok sayılanlar var, hor görülenler var. Bu meydanda haykırsa da sesini duyuramayanlar var. İşte biz onların sesine ses, mücadelelerine destek olmaya geldik. Seçim meydanlarında öğretmenler geldiler. Pankartlarını açtılar. Destek istediler. Her meydanda, Rize'nin pazarında da, Antalya'nın Manavgat'ında da, Türkiye'nin en doğusunda da, en batısında da, Sinop'ta da, Mersin'de de onların sesine ses olduk. Biz onları dinledik, onlarla birlikte olduk. Bugün onlar dediler ki, siz bize sahip çıktınız ama verilen sözler tutulmadı. Siz sözünüzü tutacak mısınız? Bizimle birlikte olacak mısınız? İşte bugün o sözün tutulmaya geldiği, atanmayan öğretmenin, mülakat mağdurunun yanında duracağımıza ilişkin irademizi sonuna kadar sürdüreceğimizi ilan etmek üzere Saraçhane'deyiz. Seçim meydanlarının ardından yapılan 31 Mart seçimlerinin üzerinden tam 48 gün geçti. O gün demiştik, gerekirse masada müzakere ederek, hakkınızı arayarak, derdinizi anlatarak, dinlerlerse ne âlâ, dinlemezlerse sizlerle bir meydanlara çıkarak, sokaklara dökülerek sizin hakkınızı arayacağız. İşte gün o gündür. Söyledik, dinlemediler. İstedik, istediğiniz yapmadılar. Verilen sözleri tutmadılar. Bundan sonra sokaklar bizimdir, meydanlar bizimdir. Buradan partimizin 3. genel başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı Karaoğlan Ecevit'e rahmetler dileyerek onu anmak isterim. 2002 yılıydı. Bülent Ecevit koalisyon hükümetinin başbakanıydı. O gün kendisini meydan meydan gezip eleştiren birisi o günden beri neredeyse iktidardadır. Yürütmenin başındadır. O gün Ecevit'e madem atamayacaktın bu 68 bin günahsızı niye okuttun, niye diploma verdin diye eleştiren Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Madem atamayacaktın bu 1 milyon günahsızı niye okuttun, niye umut verdin, niye diploma verdin, halen daha niye onlara sırtını dönüyorsun? Seçim yaklaşırken 2022 yılı KPSS'sine ek atama sözü verenler bu sözünü unuttular. Bugün Türkiye'de 91 bin norm kadro açığı var. Biraz önce Şanlıurfa milletvekilimiz diyor ki bizim orada okul var, öğrenci var, sıra var, tahta var, tebeşir var, bir tek öğretmen yok. Öğretmen var, 1 milyon tane var ama onları atayan yok. Bir ülkede okuyacak öğrenci öğretmene hasretken 1 milyon öğretmen, ateş gibi 1 milyon öğretmen oracıkta duruyorken nasıl atamazsınız? Nasıl öğretmeni öğrencisinden, öğrenciyi hak ettiği eğitimden
mahrum bırakırsınız. Bugün 91 bin norm kadro açığı var. 23 bin de emekli. Bugün 114 bin öğretmeni atadığınızda bir tane öğretmen fazlası olmuyor kamuda. Ama ne yapıyorsunuz? Diyorsunuz ki emekli kadar atarız. 23 bin emekli var, 20 binini atıyorlar. Ve diyorlar ki 3 yıl boyunca tasarruf tedbirleri yapacağız ve emekli kadar öğretmen atayacağız. Bu hesapla mevcut öğretmenlerin göreve gelmesi için tam 65 yıla ihtiyaç var. Hiç öğretmen almasak, bütün eğitim fakültelerini kapatsak 65 yıl sürecek bütün öğretmenlerin atanması. Diyorlar ki tasarruf tedbiri var. Buradan hatırlatıyorum, haykırıyorum. Ne diyordunuz? Ne diyordunuz? İtibardan tasarruf olmaz. Yanlış. İtibardan tasarruf olur, ancak eğitimden tasarruf olmaz. Diğer bir yaramız mülakattır. 11 Nisan 2023 Adalet ve Kalkınma Partisi seçim beyannamesi Sayın Genel Başkanı tarafından okunuyor. Diyor ki kamuda mülakat kalkacak. Bundan sadece 5 ay sonra Milli Eğitim Bakanı 11 Eylül'de 11 Nisan'dan tam 5 ay sonra çıkıyor ve diyor ki mülakat yapmayacağız demedik. Mülakatı mülakat gibi yapacağız diyor. Ve 14 Mayıs'ta yayınladılar. Genel Başkan Yardımcımız eliyle yargıya taşıdık. Bir yönetmelik yayınladılar ve %50 KPSS, %50 mülakat diyorlar. Rahmetli Ecevit KPSS'yi getirdiğinde bundan sonra hamili kart yakınımdır dönemi bitti demişti. Artık bir dayın varsa tayin olursun dönemi bitti demişti. Çünkü biz Cumhuriyet hükümetiyiz. Cumhuriyet ki kimsesizlerin kimsesidir. Artık adam kayırmacılık bitti demişti. Bugün bundan 22 yıl sonra Adalet ve Kalkınma Partisi, adında adalet olan bir parti, kurulurken Erdemliler Hareketi diyen bir parti bugün çıktı, KPSS yarım, yarısı da mülakat diyor. Kendi sözünü çiğniyor ve çıkıyor diyor ki yandaşları atayacağım, adam kayıracağım, kul hakkı yiyeceğim diyor. Yazıklar olsun size, yazıklar olsun. Bütün Türkiye'nin dört bir yanından sesimizin ulaştığı vicdan sahibi herkese sesleniyorum. Bir düşünün, bir düşünün. Nasıl olur da, nasıl olur da bu kadar öğrenci öğretmensizken halen daha hem öğretmeni yeterince atamazsın, hem de atarken bile particilik yaparsın. Bakın, aramızda daha da mağdur bir kitle var. Adıyaman'dan gelen atanmayan öğretmenler var aramızda. Deprem bölgesinden geldiler. Ve onların çifte mağduriyeti var. Özel okulda olanları, okullar yıkıldı, kapandı, işsiz kaldılar. O şartlarda çadırda, konteynerde ders çalışamadılar. Sınavlarda nasıl başarılı olacaklar? Bu 20 bin kişinin arasına nasıl girecekler? Deprem bölgesindeki öğretmenler için özel bir statü, ayrı bir kontenjan ve mağdur öğretmenlere atama bekliyoruz ve onları yürekten selamlıyoruz.
mülakat mağdurları mülakata son diye seslerini duyurmaya çalıştılar. Ben diyorum mülakat haksızlıktır. Mülakat adam kayırmadır. Mülakat kul hakkına girmektir. Diyorlar ki biz mülakatı düzgün yapacağız. Bakın yıllardır mülakat yapıyorlar. Ve o mülakata kamu baş denetçiliği, ombudsmanlık kurumu her sene bir yer ayırıyor. Ombudsman Cumhuriyet Halk Partili değil. Ombudsman bizim atadığımız biri değil. Sayın Şeref Malkoç Erdoğan'ın yakın dava arkadaşıdır. Ayrıca geçmiş dönem Adalet Bakanımızın, şimdiki AK Parti Grup Başkan Vekili'nin Abdülhamit Gül'ün kayınpederidir. Bu kadar AK Parti'nin içinde yakın birisinin başında olduğu kurum mülakatlarda subjektif kriterlerden, farklı yorumlanabilecek sorulardan, cevabın bilimsel değil son derece subjektif olmasından ve mülakattaki haksızlıklardan bahsediyor. Zaman zaman AK Parti'ye çok yakın olmakla eleştirilen bir hukuk insanının başında bulunduğu kurum bu kadar net mülakatta haksızlık var derken siz kimseyi bu bakana inandıramazsınız. Şimdi bir başka husus, son günlerin en yakıcı konusu müfredat. Bakın Türkiye yüzyılı marif modeli diyorlar. Türkiye yüzyılı demek Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçim sloganı demek. Milli eğitim dediğiniz mesele herkesi kapsar. Almanların teknolojide bu kadar başarılı olmasının, ihracatta dünya birincisi olmasının, bu kadar nitelikli üretim yapmasının tek sebebi vardır. Eğitim ve müfredat konusunda bir ulusal mütabakat, bir milli mütabakat vardır. Siz bir partinin seçim sloganını, milli eğitim müfredatının başlığı yaparsanız ilk düğmeyi de son düğmeyi de yanlış iliklediniz demektir. Marif modeli diye isim koyduğunuz model 100 yıl öncesinin adını taşımakta, 200 yıl öncesinin ruhunu taşımaktadır. Oysa incelendiğinde müfredat eğitim programı geliştirme ilkelerine uygun değildir. Akademik değildir. Etik kurallara uygun değildir. Hazırlığı katılımcı ve şeffaf yapılmamıştır. Tartışma için yeterli süre verilmemiş. 10 yılda hazırladık dedikleri mülakata 7 günde katkı istemişlerdir. Bu 7 güne itiraz ettiğimizde bakan küstahça hadi %50 zam yaptım, 10 gün içinde görüş bildirin demiştir. 10 yılda hazırladığını iddia ettiği metne 10 günde görüş isteyip utanmadan bunu katılımcılık olarak ifade etmektedir. Ders içerikleri için, materyaller için yeterli süre yoktur. Ve alıp elinize okuduğunuzda şu yönüyle müfredata dikkat ediniz. Bu müfredatta Türkiye Cumhuriyeti ifadesi yerine sadece bütün ifadeler Türkiye diye değiştirilmiştir. Bakanın fikri neyse zikri odur, metni odur. Cumhuriyetle derdi olan bir bakan, cumhuriyetle sorunu olan bir müfredat dayatmaktadır. Bu müfredatta ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adı yok denecek kadar az anılmıştır. Bu müfredatta Cumhuriyet'in kurucu kadrolarının adı yoktur. Onlara saygı yoktur. Onlara hürmet yoktur. Kurtuluş Savaşı kahramanları,
bu ülkenin kurucuları Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarıyla sorunu olan bu müfredat yok hükmündedir. Önceki müfredatta Gazi'den alıntıyla fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirilecek derken şimdi yerine aklı selim, vicdanı selim, kalbi selim nesiller demektedir. Fikri hür yerine, vicdanı hür yerine, vicdanı selim diyorsanız sizin yetiştirecek neslin hür olmasından, hürriyetten, özgürlüklerden, özgür düşünceden sorununuz var demektir. Metinden hürriyet kelimesini çıkaracak kadar özgürlüklere düşman bu bağnaz anlayışı kınıyoruz, kınıyoruz, kınıyoruz. Bütüncül eğitim gerekçesiyle, bahanesiyle, kandırmacasıyla eşitlik yerine, tarafsızlık yerine, nesnellik yerine ruhu, maneviyatı anlatan ÇEDES projesiyle küçücük çocukların sınıfına kabirler taşıtan, rüyalarına girdirten, umut yerine korkuyu, mutluluk yerine dehşeti öğreten bu kafaya sonuna kadar direneceğiz, sonuna kadar. Arapça kelimelerin bolca yer aldığı ve eşitlik, tarafsızlık yerine itaati tarif eden, özgürlük yerine biatı tarif eden bu mülakat Türkiye'ye hiçbir şey getirmez. Ama şunu söyleyelim. Yapılan bütün anketlerde AK Parti'ye oy veren kadın seçmenlerin %19'u evladının aldığı eğitimden mutludur, memnundur. AK Partili kadın seçmenin dahi %81 rahatsız olduğu bu eğitim sistemi yine bu hükümetin, yine bu cumhurbaşkanının atadığı Milli Eğitim Bakanlarınca verilmiş 22 yıldır bu kafayla yönetilmiştir. Şimdi öğretmenlerimiz, aramızdaki öğretmenlerimiz, aramızda olmayan öğretmenlerimiz, canım öğretmenlerimize bir kocaman alkış yollayalım. Onların istihdam biçimleri, 5 farklı öğretmen var. Atanmayanlar burada ama atananlar da dertli. Hatta okulda ücretli öğretmen var. Okulda sözleşmeli öğretmen var. Normal statüde öğretmen var. Uzman öğretmen var. Baş öğretmen var. Eğitim aynı eğitim. İş, yapılan iş aynı iş. Ama ünvan farklı, özlük farklı. Bu tamamen adalete aykırıdır. 91 bin açıkta norm kadro varken 85 bin ücretli öğretmen atamak emek sömürüsüdür. Devlet eliyle güvencesiz istihdamdır. Devlet eliyle eğitimci emeğinin sömürülmesidir. Bunu bütün milletimize şikayet ediyorum. Ayrıca özel okulda çalışan öğretmenlerimizin çok önemli bir sorunu var. 2014 yılına kadar kanun derdi ki özelde çalışan öğretmen muadili görevdeki kamu öğretmeninden düşük maaş alamaz. Bugün kamudaki öğretmen en düşük maaşı yeterli değildir,
ve 31 bin liradır. Ancak bugün özel sektörde asgari ücrete 17 bin liraya, daha da altına öğretmen emeği sömürülmektedir. Bu öğretmenlerin hakkı devlet eliyle sermayeye yedirilmektedir. Bu haksızlıktır. Bunu yapanlara yazıklar olsun. Biraz önce değerli evladı Görkem'le bir kez daha konuştum. Görkem bizi televizyonundan takip ediyor. Okulu başında, görevi başında katledilen müdürümüz İbrahim Oktugan eğitim camiasının son şehididir. Ama ilk değildir ve tüm uyarılara rağmen öğretmene karşı şiddet, eğitimde şiddet olanca gücüyle devam etmektedir. Bunun için 10 Mayıs'ta Milli Eğitim Bakanlığı'ndan meclise kadar yürüyen öğretmenler, sendikalar seslerini duyurmak istemiş. Ancak bu Milli Eğitim Bakanı onlara sormadan, onlara danışmadan yine eğitimde şiddet yasasını bir başına dayatarak geçirmeye çalışmaktadır. Ve eğitimde şiddet tek başına çıkarılacak bir kanun değildir. Sendikaların, örgütlerin sesi duyulmalı, öğretmenlere, işin uzmanlarına kulak verilmelidir. Son sözüm. 2002 yılında en düşük öğretmen maaşı 635 liraydı. Bakın, Türkiye'de 81 ilde, 973 ilçede meydan meydan geziyorum ve her hesabı bir şeye dayandırıyorum. Diyorum ki her hesap şaşar, altın hesabı şaşmaz. Doğru mu? Bakın, 2002'de en düşük öğretmen maaşı 635 lira ve 20 tane çeyrek altın alıyor. Bugün en düşük öğretmen maaşı 31 bin lira ve sadece 11 çeyrek altın alıyor. En düşük öğretmen maaşında AK Parti iktidarı boyunca tam yarı yarıya neredeyse 20 çeyrekten 11 çeyrek altına gerileme var. Ve öğretmenler tam olarak her ay 9 çeyrek altın kaybediyorlar. Bu hesabı bütün öğretmenlere, bütün vicdanı olan herkese emanet ediyorum. Ve diyorum ki son yerel seçimlerde öğretmenlerin seslerini duyurmuş, onlarla birlikte olmuş, onlarla birlikte meydan meydan haykırmış bir partinin genel başkanı olarak ve 31 Mart seçimlerinin birinci partisinin genel başkanı olarak atanmayan öğretmenin sesini duyun. Mülakat mağdurlarının sesini duyun. Müfredata itiraz edenlerin sesini duyun. Türkiye'de nitelikli eğitime ulaşmak sınıfsal bir farklılık, sınıfsal bir sorun haline gelmiştir. İyi eğitimi paralı kılan ve parası olmayana iyi eğitim vermeyen, hatta yoksulun çocuğunu tenhada kıstırıp onu dogmaya, onu hurafeye mahkum eden, onu bilimsel, çağdaş, laik eğitimden uzak tutan anlayışa sesleniyorum. Müfredat yapmak, anayasa yapmak gibidir. Müfredat yaparken herkesi duymalı, herkesi dinlemeli, en doğrusunu tam bir mütabakatla yapmalısınız. İşte önümüzde size güzel bir sınav. Anayasa yapacağım, katılımcı olacağım, Türkiye'nin
%96'sını temsil edecek anayasa diyene. Hadi bakalım, müfredat burada, eğitimin anayasası burada. Çağır bakalım %96'yı. Çağır bakalım sendikaları. Yoksulu duy, itirazı duy, atanmayanı duy, mevcut öğretmenin sorununu duy, deprem bölgesini duy. Ondan sonra anayasa diye meydanlara çıkıp destek istemeye başla. Eğitimin anayasasını katılımcı yapmayanlarla milletin anayasası yapılmaz. Son sözümüz. Bundan sonra bugün burada çok önemli bir sınav verdik. Bugün burada Cumhuriyet tarihinin eğitim konulu ilk mitingini yaptık. Bundan sonra sesimizi duymayanlara karşı, sesi duyulmayanlar için, kimsesizler için, sesini yükselse de sesini duyuramayanlar için meydanlarda olmaya devam edeceğiz. Hepinizi ben gereken yerde müzakereyi yapacağım. Ama müzakereyle sonuç alırsak ne ala. Alamadığımızda sokaklar bizimdir, meydanlar bizimdir. Bundan sonra kimin derdi varsa onun derdi için, kimsesizlerin kimsesi olmak için, sessizlerin sesi olmak için, susturulanlar yerine konuşmak için sokaklara, meydanlara koşmaya var mıyız? Söz mü? Söz mü? Hep beraber yürüyeceğiz. Hep beraber başaracağız. Eninde sonunda hep birlikte hakkımızı söke söke alacağız. Burada bir talep daha var. Bir çağrı var. Taban maaş hakkı için diyor. Biraz önce bahsettiğim özel okul öğretmenine asgari ücrete mahkum eden anlayış 2014'te yasalaştı. Onlar taban maaş hakkı için 26 Mayıs'ta Ankara'ya çağırıyorlar. Biz de dünyanın en düşük emekli maaşlarından birine mahkum edilen emeklilerimiz için Ankara'ya bir çağrı yaptık. Bütün Türkiye 26'sında Ankara'ya kim gelmek istiyorsa il başkanlıklarımıza başvursun. Öğretmenlerin mücadelesine de, emeklinin mücadelesine de hep birlikte 26 Mayıs'ta Ankara'da sahip çıkacağız. Hepinizi seviyoruz. Size güveniyoruz. Bundan sonraki süreçte şunu söylüyoruz. Ferman tek adamınsa mücadele milletindir. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun.